Sevgili seyirciler, geçen hafta Ermenistan'daki 100. yıl anma törenlerine katılan bazı dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi haline gelmişti. Hep tartışıldı, hala tartışılıyor ve bir çözüm, ortak bir noktaya varılacak mı? Belki de cevabı en çok merak edilen sorulardan biri Ermenistan'la Türkiye arasında, belki de dünyayla Türkiye arasında. Soykırım tartışmalarından bahsediyoruz. Erivan'a Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de gitti. Sadece dünya liderleri gitmedi. Pek çok sivil toplum kuruluşu da gitti. Görüşmelerde bulundular. YSGP kurucu üyesi ve aynı zamanda eski milletvekili Ufuk Uras aktüelde konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Burada Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını da duyduk. İşte Rusya Devlet Başkanı'na söyledi, Fransa Devlet Başkanı'na söyledi. Yanlış yapıyorsunuz dedi. Öncelikle siz resmi davetle gittiniz, evet, değil mi? Evet. Bu Ermenistan tarafından. Meclis Başkanı'nın, evet, daveti üzerine katıldık. Oraya da gidince fark ettik ki mesele siyasi, stratejik, taktik hesaplaşmanın ötesinde. Sokaklarda dolaştığınızda görüyorsunuz ki çok insani bir durum var. Ve Türkiye açısından da aslında sadece geçmişe yönelik bir mesele de değil bu. Geleceğimizi nasıl inşa edeceğiz? Yani Türk'ü, Hristiyan'ı, Ermenisi, Kürt'ü bir demokrasi içerisinde geleceğimizi inşa edecek miyiz? Beni orada görenler çok şaşırdılar. Türkiye'den birisi gelmiş deyince inanamadılar. Küçük çocuklar dokundu. Nasıl olur böyle bir şey diye. Yani acılarına ortak olan insanları görmekten o kadar mutlu oldular ki acılar paylaşılarak azalır. Yani kim haklı kim haksızın ötesinde bu ortak bir mesele. Bir de en çok konuşulan şey zaten bu olay, bu çözüm, evet, siyasiler arasında, değil mi? Siyaset malzemesi, tabii, yapılması nedeniyle heba, tabii, ediliyor. İki ülke halkı aslında. Maalesef öyle ve yine maalesef yani Sayın Erdoğan'ın siyasi pratiğine baktığımızda hiç olmadık bir mesele. Kıbrıs konusunda bile maraz çıkarttığınızda peki bu Ermenistan ve 1915 ile ilgili biz nasıl hayatı normalleştireceğiz? Çünkü bir kere daha gördüm ki Ermenistan'da da siyasiler, orada basın toplantıları yaptık, bütün kesimlerle görüştük. Ön koşulsuz ilişkilerin normalleşmesi, sınır kapısının açılması, Osmanlı diasporasının torunlarının Türkiye'ye gelebilmelerinin koşullarının yaratılması gibi aslında çok hızla yapılabilecek adımların atılmasını bekliyorlar. Değil mi? İki komşu birbirine gidemiyor. Gidemiyor. Yani. Ve zaten hani biraz önceki programdaki anketler gibi sorsanız oranları bilmiyorum ama Türkiye'de genç kuşak da mesela Türkiye Ermenileri deseniz onlar Ermenistan'da yaşayan birileri zannediyorlar. Yani bu toplumun, bu coğrafyanın bir kadim halkı değil. Fırsat gelmiyor ki halklara sormaya, değil mi? Bir türlü gelmiyor. Sayın Erdoğan ve Davutoğlu'nun da bu meseleyi bir tür millet, nesil meselesi gibi algılaması doğru değil. Çünkü 1915'te İttihat Terakki iktidardaydı. İttihat Terakki benim atam değil. Benim İttihat Terakki eşittir millet diye bakmak aslında çok büyük bir yanlış. Biz niye İttihat Terakki politikalarını savunacağız ki? İttihat Terakki'nin milletle alakası yok. Milletin İttihat Terakki ile alakası yok. Alakası olsaydı İttihat Terakki darbeyle iktidara gelmezdi zaten. Onun yüzünden Birinci Dünya Savaşı oldu, Balkan Savaşı oldu, bütün bu katliamlar oldu. Ve biz rahatlıkla ki ben Sayın Gül Ermenistan-Türkiye maçı için geldiğinde de meclisten gelen tek vekildim. Geçen yıl taziye mesajı olduğunda da oradaydım ve çok olumlu karşılanmıştı. Ermenistan'da da tabii ön yargılar var. Siz Türkiye'de şu bu rozetle dolaş burada 5 kıtaya dağılan Ermenileri ifade eden bir menekşe nasıl gideceksiniz falan gibi. Ya diyorum seçimlerde değişik partilerden Ermeni adaylar var. Bu konuda filmler rahatlıkla gösterilebiliyor. Yani aslında toplumda bu konuda bir olgunlaşma da oldu ama siyaseten... Ama siz mesela inanıyor musunuz? Ermeni kökenli olsa bile bir milletvekili adayı çok büyük bir rahatlıkla, soykırımla ilgili, iddialarla ilgili çok, evet, rahat, özellikle seçim döneminde konuşabilir mi? Sanki bu alışılageldik bir seçim propagandasından bahsediyorum tabii ki. Yani. Tabii çok kolay değil. Hala bir hani kavmiyetçiliğin bir etkisi var. Ama işte HDP bu soykırım meselesini çok rahat bir ifade kullanıyor ve bunun hakikaten bizim atalarımızla falan ilgisi yok. Yani şöyle diyelim, Nazizmi eleştirdiği zaman Almanlar Nazi olmuyor ki.
büyük insanlıkla bütünleşiyorlar. Biz de Putin ve Hollande'ın katıldığı o resmi törene katıldık. Ve bir küresel global formda, ben Türkçe konuşunca zaten çok şaşırdılar. Beklemiyorlarmış, herhalde İngilizce konuşacağım zannettiler. Hızla çevrildi falan. Yani o insani temas, bütün ön yargıları kaldıran bir şey. Ve baktık durum böyle, hemen Mayıs ayında biz de bir etkinlik yapalım dedik. Bu tür temasların artmasıyla belki... Şimdi karşı taraftan buraya gelecekler. Evet, gelecekler. İade-i ziyaret gibi bir şey olacak. İade-i ziyaret gibi olacak. Yeni mecliste keşke karşılıklı dostluk grupları olsun. Yani yedi düvelle kavga eden bir toplum olmak durumunda değiliz. Bu Kıbrıs'ta da böyle oluyor, Yunanistan'da da böyle oluyor. Yani Ermenistan'la Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşmesi için uygun bir zemin var aslında. Yani keşke bitse bu problemler, bir tabii barış ortamı sağlanabilse. Çünkü ekonomik açıdan da çok önemli. Tabii. Ermenistan tamamen Rusya'ya bağlandı. Öyle. Başka seçeneği yokmuş gibi davranıyor. Doğru. Bir yandan Yukarı Karabağ sorunu tamamen kendini tabii sıkışmış hissediyor. Bu tabii ki Rusya'nın çok daha işine geliyor ama... Tabii. Zaten bizim ülkemizdeki milliyetçiler farkında değil ki. Bu uzlaşmaz tutumu sürdürdükleri müddetçe Rusya'nın bölgedeki hegemonyasına aslında farkına varmadan belki hizmet ediyorlar. Ama daha da önemlisi, ya biz bu sorunu niye torunlarımıza ve çocuklarımıza havale edelim? Yani bizim kuşağın, yani 15'in torunlarının diyelim, artık şimdi bunu çözmesi lazım. Ya yani bunu da şimdi çözemezsek, tıpkı Kürt sorunu gibi, yani ne hakkımız var bunu torunlarımıza çözülmeyen sorunlar olarak, Kıbrıs meselesinden Kürt meselesine, Ermeni meselesine, ya bizim çözemediğimizi torunlar nasıl çözecek? Bir de işin bu yanı var. Peki siyasilere sorduğumuz zaman hep, tamam, açıklamalar yapılıyor ama özellikle 24 Nisan'a yaklaşıldığı zaman bu konu hep tarihçilere bırakılsın deniliyor. Evet. Madem bu konu tarihçilere bırakılsın diyoruz, o zaman sınırları da tarihçiler kapatmıyor galiba, değil mi? Tabii, tarihçiler bırakmak işin kolay yanı. Çünkü hangi meseleyi siz tarihçiler üzerine havale edebilirsiniz ki, tarihçiler de bu konuda farklı farklı görüşleri ileri sürebilirler ve konuyu uzatabilirsiniz. Bu hakikaten tarihle ilgili bir mesele değil. Geleceğimizle ilgili. Şu yurttaş merkezli bir anayasa, demokrasi konusunda güven veren adımlar atacak mıyız? Komşularımızla didişmekten vazgeçecek miyiz? Yani her konuyu böyle yapabilirsiniz. Yani Alevi yurttaşlarımızla ilgili meseleden Gezi meselesine bunu tarihçilere havale edelim deyip, yakın tarihimizi bile hangi tarihçiye havale edeceksiniz? Her kafadan ayrı bir fikir çıkıyor. Ama insani meselelerin ve vicdani meselelere havale edebileceğimiz herhangi bir yer yok. Böyle söylediğiniz zaman sizi fazla duygusal davranmakla suçlayanlar da herhalde oluyordur, değil mi? Ama duygusuz olmaktan evet daha iyidir bence. Çünkü bu kadar katı bir dünya yok. O insanlarla zaten yüzle temas kurduğunuzda işi fark ediyorsunuz. Muhtemelen mesela bizi izleyip olumsuz kanaati sahibi olan yurttaşlarımızla hayatında hiç belki karşılaşmamıştır bu tür insanlarla, bu tür farklılıklarla. Yani çok ezberden konuşuyoruz. Yani ilişkilerin geliştirilmesinin ben böyle bir faydasını gördüm. O yüzden çok mutlu olduk bu bir gezide. De bu konuda hükümete yükleniliyor sürekli. Bir önceki hükümetlere de çok yüklenildi, evet, ama muhalefette de tabii ki hükümetlerin desteklediği politikaları destekleyen görüşler de var ve azımsanacak kadar, evet, da şeyler değiller, az değiller. Tabii burada muhalefete de büyük görevi düşüyor. Yani ben Ermenistan'a, Erivan'a gittiğimde oraya giren tek siyasi parti ve genel başkanımız Naci Sönmez'le beraber gittik. Olmak istemezdim doğrusu. Yani muhalefet partileri de olsun, sendikalar, toplumsal muhalefet örgütleri, odalar da olsun. Böyle bir genel bir dış politika var. Bu devletin politikası oluyor diyelim. O da niye öyle, o da belli değil. Onun dışında politika üretemiyorsunuz. Halbuki siyasette sivilleşmek demek, hafızanın da sivilleşmesi demek, çözümlerin de sivilleşmesi demek. Yani bugüne kadar devlet politikası diye kodladığımız politikalar doğru olsaydı, Sayın Davutoğlu çıkıp işte tehcir bir insanlık suçudur demezdi. Ama aynı Davutoğlu biz insanlık suçu işlemeyiz deyip bir önceki söylediği cümlenin 180 derece tersini de söyleyebiliyor. Dış politika biraz hani ciddi bir işse, hakikaten buradaki zikzaklarımızın, onlar kendileri söyler, kendileri dinlerin dışında aslında bizim kendimizin yalnızlaştığımızın
Farkında mıyız? Yani bu bir topluma hakaret etmek değil. Bu bir toplumu yargılamak değil. Bu İttihat Terakki'yi eleştirmek. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kadar İttihat Terakki meraklısı olmasında da bir tuhaflık yok mu? Çünkü eskiden böyle değildi aslında. Bir de bir yandan diasporaya da bakmak lazım. Evet. Çünkü diasporanın hükümetlerin kararında da çok etkili olduğunu görüyoruz. Doğru. Özellikle dünyada. Doğru. Sizce de en az hükümetler kadar inatçı mı diaspora bu konuda? Diasporayı da şeytanlaştırmamak lazım. Tek bir diaspora yok. Bizim yani Türk dış politikasının yaptığı daha çok mehter takımları vesaireyle bir takım hamleler yapmak. Halbuki diasporanın torunlarının bu ülkelerine gelmeleri aslında ortak vatan kılmamızın adımları da atılabilir. O zaman işte orada marjinal unsurlar da deşifre edilebilir ya da tecrit edilebilir. Mesela Agos gibi bir Ermeni gazetesinde Hocalı katliamının da kınandığını söylediğimde burada çok şaşırıyorlar oranın ve buranın milliyetçileri. Çünkü bunlar ezber bozan şeyler. Ya da marjinal bayrak yakma falan gibi işler olduğunda bunların ne kadar yanlış ve kabul edilemez şeyler olduğunu, bizim bayrakları birleştirerek ancak ortak bir gelecek yarattığımızı söylediğimizde bir etkisi olduğunu görüyorsunuz. Ve bu bakış açısı bence Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Evet. Bernard Shaw'un bir lafı var. Diyor ki bir ülke yanlış yaptığında yanlış yaptığını söyleyenler aslında o ülkenin sevdalılarıdır. Yani anlaşılacak ki aslında doğru o hat, bu hat Türkiye'nin geleceğinde böyle bir demokratik hat şekillendirmeli. Tabii ki siyasilerin de ihtiraslarını da, siz de eski bir siyasetçisiniz evet, ama sözüm meclisten dışarı şu anda. Onları da dikkate almak gerekiyor. Mesela tamam Türkiye'de de var ama Ermenistan'da da devlet başkanlarının çoğunun Dağlık Karabağ kökenli olduğunu görüyoruz. Bu konudaki bir takım ısrarlarının ve inatlarının nereden geldiğini de görebiliyoruz. Doğru. Ama doğru. Burada gördüğümüz şey şu, iki halkın zarar gördü. Evet, Dağlık Karabağ meselesi orada önemli bir konu. Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz de çok önemli. O mu bu mu demeden, tokuşturmadan evet, bu meseleyi çözüm üretebiliriz. Çünkü İran'da da Azeri nüfus ciddi bir ağırlıkta ama İran'ın Ermenistan'la ilişkisi ortada. Ama Ermenistan derken Adalet ve Kalkınma Partisi taraftarlarına bir kötü haberim var. Çünkü orada başkanlık sistemi var. Ve şimdi öğrendim ki başkanlık sisteminden hoşnut değiller. Acaba parlamenter sisteme geçebilir miyiz diye. Yani demek ki burnumuzun dibindeki başkanlık sistemine sahip olan Ermenistan'da da durum pek anlattıkları güzellemeye, başkanlık rejimi güzellemesine uygun değil. Değil. Bir yandan da Azeri-Türkiye ilişkileri var. Ermenistan yüzünden bozuldu deniliyor ama hiç de öyle parlak bir ilişkimiz yok Azerilerle. Yani petrolü biz bedava almıyoruz sonuçta. Ve yani değil mi? Azerbaycan'dan da çok sıkı. Parlak bir ilişki olsaydı vize zorunluluğu olmazdı. Evet, bu nasıl öyle olumlu bir ilişki ki vize zorunluluğu var? Bu nasıl zaten olumlu bir ilişki ki Kıbrıs'ta halkın seçtiği yöneticilerle itişip kakışmayı? Yani sen benim kardeşim olamazsın, ben büyüğüm diye aslında oraya, hiç nazik onu da soracağım size. Benimseyebiliyoruz. Çünkü Kıbrıs halkı ne kadar dikkate alınıyor bu konuda evet, onu da soracağım birazdan ama bu iadeyi ziyaretten de bahsedelim biraz. Tabii. Mayıs ayında gerçekleşecek olan. Evet. Aynen sizi davet ettikleri gibi siz de oradan bir örgütü mü çağıracaksınız, bir partiyi mi çağıracaksınız? Oradaki partileri, sivil toplum örgütleri, gazetecileri, ya istiyoruz ki buradaki televizyonlara da oranın makul insanları kendilerini bizden değil de kendileri anlatsınlar. Bu bağ önemli. Ben en son meclisten ayrılırken kravatımı çıkarıp meclis başkanlığına hediye etmiştim. Orada da kravatımı çıkardım. Ermenistan meclis başkanına hediye ettim ve iki meclis arasında umarım bu bağ kurulur diye bunun adımlarını atmak durumdayız. Yani kültürel ilişkiler çok önemli. Ya 3 milyon bir nüfus gitmiş, 2 milyona kalmış. Etrafa baktığınızda sadece kadınları görüyorsunuz. Erkekler neredeyse kalmamış. Ve siz hala şu Türkiye'deki Ermenileri sınır dışı ederim falan gibi. Yani bir baba yiğitlik üzerinden dış politika şekillendirmeyi ben her şeyden önce etik ve vicdani bulmuyorum doğrusu. Evet, yani bir de Türkiye-Ermeni sınırını Rus askerleri koruyor bir de. Öyle bir şey gerçek. Üstelik hani Putin'le Sayın Erdoğan arasında var olduğunu varsayılan olumlu ilişki de aslında bu ilişkilerin normalleşmesi için
bir vesile de olabilir pekala. Yani daha işin olumlu yanından bakarsanız, sizin açınızdan bir stratejik tehdit değil, bir şey değil. Bu ama aynı zamanda bir dış mesele değil. Ermeniler aynı zamanda bu toplumun kadim insanları. O yüzden bu konularda Türk tezi, Ermeni tezi gibi tezler de olmaz. Yani tarih bir bilimse, bilimin böyle bir milli etnik sıfatı da olmaz. O yüzden işte Çanakkale ile 15'i tokuşturmak vesaire gibi işler de dünya kamuoyu var. Global vicdan var. Bu dünya kamuoyuna özellikle komşunuzla sınırınızın kapalı olduğunu anlatmanız epey zor. Çünkü zor. Belki biz alıştık, zor. Kanıksadık, biraz nasırlaştık tabii. Bu konuda ama dünyanın herhangi bir ülkesinde komşuma gidemiyorum dediğiniz zaman tabii. Orada tabii ki algılamakta zorluk çekiyor. Şöyle bir tuhaflık yok mu? Aslında biz uçakla gidiyoruz. Uçakla gittiğimiz yere karadan gidemiyoruz. Evet. Şimdi ya bu da bir tuhaf. Yani havadan gidebildiğin yere karadan niye gidemiyorsun? Yani herhalde uçak şirketlerini zengin etmek gibi gizli amaç yoktur. Gelelim Kıbrıs'a. Çok evet. Az vaktimiz kaldı evet. Çünkü. Malum bir tartışma yaşandı Cumhurbaşkanı'yla Kıbrıs'ın yeni lideri arasında. Evet. Yavru vatan, ya aman yavru olmak istemiyoruz, siz yanlış anladınız derken hükümetten de bazı açıklamalar geldi. Arınç'ın açıklaması biraz daha sakinceydi ama değil mi? Tabii. Nedir problem? Yani bu çıkışın size göre nedeni ne? Çünkü bir lider seçiliyorsa Kıbrıs'ta elbette ki halkın desteğiyle seçildi değil mi? Napolyon'un bir sözü var. Devletler yıkan şey hazımsızlıktır diyor. Yani ilişkilerde, siyasi ilişkilerde hazımsızlık iyi bir şey değil. Bireysel hazımsızlıklar olabilir. Şimdi Birleşmiş Milletler'e bakıp dünya 5'ten ibaret değil. Diğer milletler eşit ve kardeş ilişki içinde olmalıdır. Zaten öyledir deyip 3 dakika sonra bu unutup Kıbrıs'ta kurduğunuz ve yegane ilişkinin kendisine bir hiyerarşik ilişki gibi kabul etmeniz, takdim etmeniz her şeyin önüne rencide edici. Yani ben Kıbrıs'ta olsam herhangi bir Kıbrıslı ya bravo Erdoğan'a çok güzel anlattı demez. Yani bunun bir gaf olduğunu bilirsiniz. Ve yani tabii ki bunun eşitler arası bir ilişki olmasında ne mahsur olabilir? Yani bizim orada şehitler vermemiz nedeniyle bu niye hiyerarşik ilişki olsun? Biz şehitleri sadece Kıbrıs'ta vermedik. Bulgaristan'da da verdik, Suriye'de verdik. Oradan yola çıkarak böyle bir abilik ilişkisi kurduğunuz ya da kurmak istediğiniz için belki Arap dünyasında bu kadar tepki aldığınızı fark edebilmemiz için daha kaç tane gol yememiz lazım ülke olarak? Bırakınız Kıbrıs'ı. Yani bütün Ortadoğu havzasında o pederşahi tavrın ne kadar tepki ortaya koyduğunu göremiyor muyuz? Şimdi Kıbrıs halkıyla rencide edici bir tutum içine girmeniz kabul edilebilir bir şey değil. Yapmanız gereken Kıbrıs halkının tercihine saygı göstermek ve buzdolabına koyduğunuz konuları raftan çıkarmak. Ben mecliste Kuzey Kıbrıs'taki Türk Devleti'ndeki memurların maaşlarının nasıl ve hangi kalemden ödendiğini bütçeden bile öğrenebilmiş değilim. Hadi her konuyu şeffaflaştıralım ve hakikaten açık hale getirelim. O yüzden yani seçim sonuçlarını hazmetmek, farklı görüşlerinde olabileceğini kabul etmek ve kutlamaktan başka bütün davranışlar politik, diplomatik nezaketin dışında kalıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Orası sizin Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanlığı değil. Herkes hakikaten katılıyorum. Ağzından çıkanı kulağa duymalı. Ufuk Uras, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.